Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bana şimdi diyor ki bazıları. Şimdi Oytun mesela sen salatalık yedin. Onun DNA sana geçiyor mu? Hı. E geçme mi? Geçiyor. Emiliyor DNA. Ama kanda yıkılıyor. Tamam DNA ya her şey geçer mi hocam? Geçiyor. Yani DNA korumalı bir şey değil mi? Hayır. Şimdi mesela siz virüsle enfekte oluyorsunuz. Tamam. ya, O virüs senin gidiyor DNA'na geçiyor. Her şey geçiyorsa geçiyor, o zaman geçiyor. yani DNA Ama, evet DNA nasıl değişiyor. DNA değişiyor. O zaman her şey gel. yani sen geçenki yayında hani bir cinsel ilişki Tabii mevzusu, tabii ben mesela ne dedim mesela geçenlerde? Ilişki ilişki cinsel ilişkiyle... Cinsel kadar... ilişkiyle ya da doğurduğunuz bir erkek bebekse onun DNA'sı sizin vücudunuza geçiyor beyne kadar gidiyor. Ama o zaman... Böyle... Yani bir kadın doğurduğu oğlunun Y kromozomundan parçalar taşıyor ya da cinsel ilişkide bulduğu babanın taşıyor. Yok yok şuradan yola çıkacağım ben şimdi... Ha yani DNA pür pak kurulmuş bir şey kadın değil. Kadın evli... Evet. İki yıl evli üç yıl evli neyse boşanıyor. Sonuçta evli, cinsel ilişki var. DNA'sına geçti diyelim. Adamın sorunları, yaşadıkları, stresi, sıkıntısı, hastalıkları, neyse DNA'sına geçti. Tipi, mipi, her şeyi. Adam, kadın bir daha evlendi. Şimdi ikinci adamdan, çocuğu olduğunda birinci adama mı benzeyecek? Ondan, DNA var çünkü orada, tabii kalıntı pa var. parçalar taşıyor evet. Ama bu biraz nesil işi diyeyim, bozmaz mı? Neslin koruması nerede burada? Yani çok korunuyor esasında. Yani ya şöyle DNA korumalı değil ben mi? Ben sana de? bir şey söyleyeyim mi? Mesela bir bir baba düşünün, anneli ilişkisi var. Babanın DNA'sı rahim duvarına yumurtaya kadar gidiyor. Yumurtanın sadece çekirdeği yok ki. Stoplazmasında serbest DNA var. Yani <laughs> senin dediğin şöyle bir e, partnerle olan DNA yumurtaya <laughs> gidiyor. O zaman ikinci partnerden çocuk olursa. Ve ne kadar yakınsa cinsel ilişki, mesela bir müddet var düşünün, hmm. atıyorum birinci partnerde beraberlik olmuş, boşanmış, iki ay geçmiş, DNA daha çok, i̇ki ay, daha üç ay geçmiş, daha çok, dört ay, giderek azalıyor ama. Hmm. Bir de birinci... O yüzden o 6 ay mı 8 ay mı bir şey koyarlar evlilikle ilgili. Aynen öyle biliyor musun? Yani bir süre kalmalar arasında. Eğer yakın bir ikinci partnerle birinci partner ne kadar yakınsa birinci partnerden kalan kalıntı o kadar fazla olur. Yani o mail doğru. Hmm. O biraz şey için algılanıyor. Yani e, arada bir ay, iki ay, üç ay varsa hamiledir kadın olabilir. Son... Şöyle bir altı, sekiz ay, bir hmm. yıl mail olmalı. Hmm, hmm. İlginç ya. Yani. Evet. Ama yine de DNA hani benim bildiğim böyle bir korumalı bir şeydir. Ya her korumalı. müdahale edilmez o zaman o zaman hadi deyiz burada şimdi sen kahvehanenin muhabbetleri seviyorsun. Şimdi sorun. ben sana daha bomba. şimdi. şimdi yani şöyle... erkek ya da kadın hayatı boyunca yani evlenmemiş ama her türlü yaşamış. E, kim bilir ne DNA'sı var bu adamda kadında. E, e, o zaman bildiğince 50 sorun, tane insanla e, bildiğin, beraber olmuş. E, bildiğin sorunun cevabını ne soruyorsun? Tamam işte o zaman hani olur öyle, mu bu? Evet, evet öyle. <laughs> Yani şunu söyleyeyim çünkü <laughs> kadın 50 tane e, ka, kadınla ka, beraber ka, olmuş adam yani ya da kadın o kadın erkek kadınla alamaz çünkü bizim bir şey yok açık bir yer yok tamam ya yani kadın Ama o zaman tam tersi rahim kanıyor ya Hı. ondan kan kan al, ya kanayan bir yer açık bir yer öyle düşün ya yani basit düşünün tamam biz kanıyor muyuz hayır kadın açık olduğu için erkeğin DNA'sını ne alabilir açık çünkü ya mukoza açık anladınız mı şimdi sen söylediğinden şimdi hani Burada çok açık açık konuşuyor. Sen bilimden anlatıyorsun da hmm. o yüzden demiş. şimdi Açık olduğundan dolayı kadın olur diyorsun ama hani hayatın gerçekleri var. Yaşadıklarından dolayı bir kadın yani Kadın her erkekten bir parça alıyor. Türkçesi bu mu? İki çocuğundan da parça alıyor. Doğru Şeyde... söyleyeyim diyorum. Yanlış anlaşıldı. Hayır Mesela anne karnında. Mesela, ama kızından da parça alıyor kadın. Mesela bir kadın kız gibi. En son evlendiği adam hani oldu belli bir yaşta. Onun suçu ne adamın o zaman? Yani ne bileyim Geçmişte... şimdi şunu demek istiyorum. Mesela bir kadın erkek bebeği doğurdu. Hı. Ondan da parça alıyor. Kız bebek doğurdu ondan da parça alıyor. Ama biz kız bebek doğurduğumuz zaman parça aldığında onu bulamıyoruz. Neden? Kız ya x ya x Erkeği bulmak kolay ye ya. Ama şöyle olacak gelecekte bu sekans cihazları geliştikçe her şeyi bulabileceğiz. Yani biz şunu diyeceğiz. Sen e, işte... E, beynindeki DNA senin ikinci çocuk kız çocuğa bal diyebileceğiz. O zaman şöyle sorayım daha e, ayrılaşılsın diye. Bir kadın evlendi birisiyle. Siyahi bir adam. Hı. Boşandı. DNA'sı da Hı. siyahi e, genetiği ilgili ilgili DNA'sı da bir şeyler evet. kaldı orada. Evet. Adam sonra evlendi. Sapsarı bir adamla evlendi. Çocuğu oldu. Esmer olma durumu var mı? Var tabii. O adam kan çıkarır orada ya. ya ben ne yapayım şimdi? Bilim böyleyse ben ne yapayım yani? Olabilir diyorsun. Olabilir. Yani. Olaylara bak. Yani i̇şte bilim ha. böyle bir şey. Bunu tartışmak lazım. Yani işte e, olur mu olabilir mi? Yani olması yüzdesi. Olabilir ya. Bu şey ihtimal dahilinde. Şimdi ben sana bir şey anlatayım. Sap sarı bak. adam evlendi. Kadın da, da sarı. Şimdi peki şunu açıkla bana. Esmer evet, Sen çöz. şimdi daha çok ağır'a gidiyorsun. Şimdi biz adam lösemi oluyor kemik ile takıyor muyuz? Hı. Tamam. <laughs> Mesela kardeşinden kemik ile alıyoruz. Hı. Allah korusun ben şimdi e, bir, bir kadın löseme oldu. Tamam. Erkek kardeşinden şey verdi kemik iliği. Artık onun kemik iliği erkek mi? Hmm. E kemik iliği. X'ye yani. Hmm. Kadın 10 sene 20 sene hmm. sonra Kalbine bakıyoruz %10 hücre X'ye olmuş erkek. Ya yani kalbi erkek. Dönüşmüş. Dönüşmüş. Çünkü kemik ilinden çıkan kök hücreler beyne gitmiş, karaciğere Ama gitmiş, göze gitmiş. Ama sen öyle müdahalede maddi bir şey yerleştirdin sen oraya. Kemik ili koyduk adam. Şunu demek istiyorum. Yani kemik ili sadece kemikinde kalmadı bak. Onu demek istiyorum. O bile değiştiriyor. O bile değiştiriyor. Yani bir erkek bir kadına erkek kemik ili takarsa kadın erkekleşiyor yüzde %10. Bak soru ne? online biz masters demiş ki bilimde sorun yok mu hocam? Tıp literatürün yarısı yanlış diyen var. Yani bu yanlış ben olamaz. ben dediniz ben dedim onu. Tamam, şimdi yani ben Tıp'ta bu yanlış şey, yani olamaz. Yani şimdi mi? ben şimdi geçenler dedim bunu yani. Tıbbın dedim yarısı yalan. Tamam tamam. Ha Ama şimdi şunu söylemek istiyoruz. O zaman doğruyu biz bi e, her doğruyu zaten, siz yani. bulun. Şimdi mesela bana diyorlar ki Oytun hocam sizin yaptığınız deney şu. Bu bence öyle değil, e, sen yap. Zaten bizim sorunumuz bu Türkiye'deki. Herkes, Herkes her, şeyi her, şeyi bilir. Bilir ama bir şey yapan yok. Mesela ben... Siyaseti ben, bilir, dini bilir, her şeyi bilir. Şimdi mesela bazen ben konuşuyorum. Ben yıllardan beri Mısır şurubu çalışırım. Mısır şurubunun gebelikte otizm yaptığını ilk ben ispatlamışımdır. işte son bu mRNA işini. Herkes konuştu. İlk dünyada yayınlayan benim gebelikte sorun çıkaran otizm yaptığını. Hı -hı. Ama millet bayağı e, neşe yapıyor. Onu bir şey söyleyemiyor. Başkası da bir şey söylüyor. Peki ben bu gidip bu deneyi yaptım mı ben? Hani bir erkeğin sperminin ya da er, cinsel ilişkinin e, DNA'yı değiştirdim ben deneyi yapmadım ki. Başkasının yaptığını okudum. Yani şimdi hangi birini yapayım deneyi? Ya şunu demek istiyorum. Başkaları yapsın. O zaman çok bilim adamına ihtiyacımız var. Bunlar Mike'ın dedikleri, Sarah'ın dedikleri oturun yap. Ahmet, Mehmet siz de yapın. Siz de yapın. Yani. Yap. Yapılıyordur belki hocam ama tabii. Nerede yapılıyor? Girer ne? şey. Sul her demiş ki çekik gözlü, zenci, mavi gözlü insanlar var. Bak her şey kar e, Tamam çekik, yani kal, o zaman. onlar. E tamam işte birbirle çiftleşmişler. Canım. Öyle olabilir. Tabii ki olabilir. Ne olmasın. Yani ne DNA'lar geçmiş orada yani. Ya bilemem artık ya şimdi. <laughs> <laughs> Japon'a geçmiş. Ya bir şey yapmayın ya. <laughs> Öyle yazıyor. E tamam. <laughs> O zaman seyirci kendi içinde bu konuyu hani oluyor ya o öğretmen sınıfa giren bir şey söyler sonra diyor öğrencilere. Siz kendi aranızda bir tartışın. Ama bu şey gibi oldu. Hani İbam e, cevap laf Ha olur. şimdi şöyle bir şey var. Şimdi adam bana şu bence en bu mantıklı tohum bunlar gır gır. Ama şu soru güzeldi. Kısır tohum kısır yapar mı? Heh. Yapabilir. Bitti. Yani cevap tam. Ben e, yıllardır yaptığımız yayınlarda benim en net cevabım şu olur biliyor musun bir şey sorarlar şöyle olacak mı üçüncü dünya Savaşı şöyle bilmem ne öleceğiz hep şunu derim tek şey şu evet ya da hayır kullanmam ben olabilir derim ya çünkü olabiliyor abi Bak, bilmedin ummadın her şey şimdi, olabiliyor artık dünyada. Gö, mesela şimdi göbek deliği var ya şimdi karnın içinde karnın içinde bağışıklık hücreleri var hmm. Karn, karnın polisi gibi ve senin boğazında bağışıklık hücresi var mı? karnında bağışıklık hücresi var mı boğazında? Ha, boğazında. Var o lan T dışarı ba bademcikler var. var. Gözünde var mı? Var. var. beyninde var mı? Var. Karnında var mı? Akciğerde var mı? Her, Her yerde Hayır. Peki karnındaki karnın içindeki bağışıklık hücresi bir yerden dışarı çıkabilir mi? Yok. Ulan çıkıyor göbeğinden çıkıyor. Nasıl çıkıyor göbeğinden? Pislik şey oradan. Hayır ya. Çıkıyor hocam. Hayır e, dışarıda şey var ya bağlantı. Tamam oradan. Ha, Yol hayır. buluyor. Hani oradan. Al. Şimdi bana bir deseydik ki bunu ya o karnı içteki dışarı nasıl çıkar ya? Çıkıyor göbeğinde. Zaten bazı rahatsızlıklarda biraz tamam. var. Peki. Tamam. Peki göbeğinde içeri Karnından giriyor alınıyor. mu? Alınıyor. E çıkıyorsa girer. Bravo. Şimdi adam piercing takıyor burasını. O bütün her şeyi <laughs> değiştiriyor mu? Bütün bağışıklık yanıtını? Değiştirir mi? E mi? Oo şimdi bak sen başka bir şey söyledin. Şu Aha. an e, gençlerde inanılmaz bir piercing çılgınlığı e, var. Yapmasınlar e. mı? Hayır yani yeni bir durum oluşturuyorsun. Bir tane yabancısını koymuşun. Peki oradaki iltihap karnın içine geçer mi? Geçer. Geçer. Peki yarın o miden ülser yapar, bağırsak iltihabı yapar. Bir sürü şey karıştırır mı? Yapar. Bir de bunun üzerine şunu ekle. Açık göbekle gezilmesinin kadın hastalıklarıyla ile ileride doğurganlıkla ilgili etkisi olur mu? Birebir. Buradan şu kameraya söylersin. Bak genç kızlarımıza, bak. kadınlara. Ya bak. Hayır, sen Dinle bilim karşılığını söyle. Bak. Yani o göbekler yani tamam mı? Hani bir moda bir, bir şey oluşturuyor ama kadınsal bir şey ileride doğurganlığı ile ilgili bir sorun olabilir. Bir, şimdi bak. Söyleyince ya "Aa ne obazlar deniliyor." Bizim testisler dışarı koymuş, değil mi? Hı. Torbalar neden? Çünkü sperm 35 <laughs> derece yapılıyor, soğukta yapılıyor. Yumurta da sıcakta yapılıyor. O zaman yumurtalık bölgesinin sıcak tutulması lazım. Hatta eskiden he. çocuğu olmayan insanlara kuşak taktırırlardı. Evet, evet. Yumurtalıklar evet. sıcak dursun diye. Biz Ama şey de denir erkek için de ya, taşı oturma çocuğun olmaz he, Çok olma. soğuk olmayacak ama. He, o Onun zaten o, o zaten kendini ayarlar. O yazın aşağı oturalarda. salar. Ha. Soğutmak için kışın yukarı çıkar onlar. Isıtmak için. Orada büyük mekanizma var. Şimdi e, beyni beynin yok zikri var yani. E var. evet var yani. <laughs> ha, yani var, var. Şunu demek istiyorum. Bir, biz, biz eskiden kadınlar <laughs> şey derlerdi mesela. Cinse ilişkiden sonra kuşak tak, sırt üstü yat, ayaklarını kaldır derdik. Hala derim ben mesela. Hamile kalsın diye. Hamile kalsın diye, gebe kalsın diye. Ha. Ben hala derim. Mesela diyor ki. Bir daha sonra ne? Sıcak tut. Yani cinsel ilişki yapın. Tamam. Ondan sonra belini kaldır. Yukarı doğru. Hı. Yani yukarı doğru gitsin, aksın yukarı doğru kaldırıp bir de beynin kuşak taktak eder mi yani? Sıcak tut hmm, burayı. Hmm. Çok önemli bir şey. Yani bunlar hep kadim şeyler hmm. biliniyor. Ya buna da kocagarı ilacı ama geçerli. Sen söylüyorsun. Aa, ne yobazlar ha, Mesela adam diyor ki bana hayıt mesela, hayıt tohumu. Hmm. Hayıt tohumu. içinde östrojen var, gebeliği arttırır. Mesela hayıt tohumları var. Gece kocagarılar e, hayıt tohumunu şey yapıyorlar, hmm. ballan karıştırma, bir kaşık verirler. Evet. Bir de içine ne koyarlar? Arı sütü. Ula ha işi yarıyor. Çünkü hayatın içinde östrojen var, yumurtlamayı arttırıyor. Ağrı sütü de bütün genitçeye e, ne onun adı üreme sistemini canlandırıyor. E ben bunu e ben bunu bilmini yaptım. Yok onun da beyni varmış diyor. <laughs> Hocam gözümüzün önüne geldi fazla tarif etme demiş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hocam şu göbek mevzusunu şuradan Aa, kamera senin, ya, bir kadınlarımıza, ya. genç kızlarımıza bir anlatan sıkıntısını bilimsel karşılığını karşılığından anlat. Bilimsel karşılığı şöyle, e, hem e, piyaz takmak hem de göbeğin açık kalması ya da pelvik kasık bölgesinin soğuk kalması. Bu aynı şekilde ayakların soğuması da bunu yapar. Yani hatta derler eskiden gibi taşa oturma, ayaklan <laughs> sıcak tut falan filan doğrudur. Çünkü ayakların soğuk olduğu zaman pelvik bölge yani kasık bölgesi soğur. E Tabii yine aynı şekilde o söz konusu bizim o krop dediğimiz şeyler de o pelvik bölgenin soğuk kalmasını sağlarlar. Bu sefer ne olur? Oradaki? O bölgedeki dolaşım değişir. Hatta bizim bir şeyimiz var Ko konuştuğumuz bir hastalık pelvik konjesyon sendromu çok duyuyoruz. Bu göbeğinde pierce olabilir ondan sonra karnın bölgesinin iyi bakılmaması olabilir. Yani soğuk kalması o bölgede damarlanma artıyor, gebelik sıkıntı oluşuyor. Bu sefer vücut soğuk diye orayı damarlanmadırmaya çalışıyor. Hmm. Isıtayım diye. Hmm. Ona pelvik konjesyon sendromu deniyor. Bu sefer sürekli kasıklarda ağrı geçmez. Onun için e, burada uyaralım. Lütfen şu kasık bölgesini ve göbek bölgenizi taşa adam ortamayın. gibi taşa oturmayın ve en azından normal sıcak, tutmaya tutacağım. çalışın. Göbeği evet. evet. Evet, Yani işte. Bak geçen hafta dedin ki sen... E, 1.50 kısa boylu ha, kadınlar evet. hamile doğum yapamaz. Bir sürü mesaj geldi. Ya, bana. ben bir elliyim, üç ya, tane doğurdum. Doğurur, doğurur, tane doğurur. doğurur. Ama zor doğurur. Hı. Hmm. Onun için bir esnen doğum halinde böyle çizgi vardı. Onun altından geçiyorsan derlerdi ki sen sezeryana. Böyle bir ipi vardı. Yani. Ha, ben neden bunu biliyorum? ben kadın doğumcu muayenesi <laughs> de büyüdüm. <böyle, gülüyor> evet vardı. Bir şey kadın. Bir yani. çizgi şey vardı. Allah Allah. Ha. Var ha, geçemiyorsa. Ha geçemiyorsa. Sezeryan mı diyordu? Hayır. Doktor? Geçemiyorsa <gülüyor> normal doğum. <laughs> takılıyorsa. Bilmiyorum ben öyle bir şey ya. Hayır ya. Yani. Ya öyleydi yani çok ben bunu bir şeyden bahsediyorum. Ben kadın doğumcu muayenesinde büyüdüğüm için küçükken ben bizim alt komşu kadın doğumcuydu. Ben biraz orada büyüdüğüm için biraz. Hocam sende ne travmalar vardı şimdi bak. E var. Var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ha şunu söylemek istiyorum. Benim kadın doğum eğitimi çok küçüklükten başladı. Onu demek istiyorum. Şu an hala var mı o metre? Ha yok tabii ki kaldı mı öyle şeyler. Ama işte hani böyle benim, şey vardı benim kadın doğumcu öyle derdi bizim hani alt komşu. Ben öyle onda öğrendim bunları. Ha biraz ben koca karı gibiyim ben şey yaparım. hocam ben <laughs> eski ebe gibiyiz. Göbek deliğinin açık olmaması lazım özellikle doğru. bir şeyle bana. Doğru doğru söylemiş.